Cin 1, cin 2, cin 3. Servikal intraepitelyal neoplazi 1. derece, 2. derece veya 3. derece rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonlar. Veya başka bir sınıflamaya göre LG-SIL, HG-SIL, low grade squamous intraepitelyal lezyon veya high grade squamous intraepitelyal lezyon rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonlar. Smear'de genelde normal çıkar ama bazen askus dediğimiz bir şey çıkabilir. Askus demek atypical squamous cells of unknown significance. Yani patolog şu mesajı verir bize. Normal demek istiyorum ama anormal olma olasılığı da var. Askus smear'de. Veya smear'de direkt cin 1, cin 2 veya cin 3 çıkabilir. Veya smear'de low grade sil veya high grade sil çıkabilir. Bir anormallik saptadığımız zaman smear testinde bu askus olabilir, cin 1, cin 2, cin 3 olabilir, low grade sil olabilir, high grade sil olabilir. Genelde HPV tiplemesi adını verdiğimiz bir inceleme yapıyoruz. HPV, human papilloma virüs. Eğer burada yüksek riskli virüslere rastlarsak, özellikle tip 16 ve tip 18, genelde kolposkopik bir inceleme yapıyoruz. Kolposkopik bir incelemede de eğer şüpheli bir alana rastlarsak biyopsi yapıyoruz. Askus smear tanısıdır ama patolojik incelemede yani eğer kolposkopik biyopsi yapılmışsa patolojik inceleme patoloğa gittiği zaman artık askus diye bir şey söz konusu olamaz. Patolog artık ya normal der ya cin 1, cin 2, cin 3 der veya low grade sil veya high grade sil der. Kolposkopik biyopsi özellikle tip 16 ve tip 18 olduğu zaman kaçınılmaz bir şekilde yapmak lazım. Çünkü bunlar çok yüksek riskli HPV tipleri ve rahim ağzı kanserlerinde büyük çoğunluğunda tip 16 veya tip 18 çıkıyor. Diğer yüksek riskli tipler de çıktığı zaman tabii ki risk ama özellikle tip 16 ve tip 18'e dikkat etmek lazım. Her halükarda smear'de bir anormallik çıktı. Biyopsi yaptık, normal geldi, bitti iş. Eğer HPV tiplemesinde de tip 16 ve tip 18 çıkmamışsa rutin artık incelemeye dönebiliriz. Çünkü askus neydi? Normal demek istiyorum ama tam emin değilim. Ama yaptık inceleme normal geldi. Cin 1 nedeniyle yapılan kolposkopik biyopside eğer normal gelirse yine takibe devam. Veya cin 2 veya cin 3 nedeniyle. Çok aklımızı karıştırmaya gerek yok. Her halükarda özellikle cin 1'den daha büyük bir lezyon varsa veya high grade sil dediğimiz bir lezyon varsa bunların bütün bilgileri arka plana attıktan sonra söylüyorum. Yapılacak olan işlem genelde doğurmamış olanlar için konizasyon adını verdiğimiz bir işlem. Konizasyon demek doğurmamış derken tabii ki doğurmayı planlayanlar da dahil buna. Yani henüz ailesini tamamlamamış anne aday adaylarından bahsediyoruz. Konizasyon demek rahim ağzının aslında koni şeklinde çıkartılması demek. Şu rahim ağzına baktığımız zaman şurası rahim ağzı, şurada şöyle, şuradan böyle rahim ağzı burası. Burada bir rahim ağzı kanseri lezyonu görüyoruz modelde. Bunu göz ardı edelim. Şuradan şöyle koni şeklinde bir parça çıkartılması demek. Bu tabii ki bu koni şeklinde parça çıkartılması lezyonun alınmasını %99 yeterli oluyor. Ama rahim ağzının fonksiyonu nedir? Bebeği içeride tutmak 9 ay boyunca. Çok büyük bir parçası alınca rahim ağzının rahim ağzı yetmezliği meydana gelebiliyor. O yüzden son 20 yıldan beri direkt olarak o konizasyon dediğimiz koni şeklinde büyük bir parça çıkarmak yerine LEAP adını verdiğimiz bir işlem yapıyoruz. LEAP de yine burada gösterelim. O kadar böyle koni şeklinde değil de şu kadar şöyle böyle bir lens şeklinde adeta bir parça çıkartıyoruz. Yani koni şeklinde değil de şöyle şu şekilde bir parça çıkartıyoruz. Nüks olasılığı veya lezyonu tümüyle alamama olasılığı biraz daha yüksek. Ama rahim ağzı yetmezliği, çünkü rahim ağzının çok ufak bir parçası çıktığı için olasılığı çok daha düşük. O yüzden ailesini tamamlamamış olanlarda LEAP tercih ediyoruz. LEAP konizasyon da deniyor ama esas onun adı LEAP'tir. Özel bir aletle yapılır. Ondan sonra o çıkartılan parça patolojiye gönderilir.
patolog bize birkaç tane bilgi verir. Der ki esas lezyonun ne olduğunu orada söyler. Çünkü cin 1 diye girdiğimiz bir ameliyatta rahatlıkla cin 2 veya cin 3 ile karşılaşabiliriz. Veya cin 3 diye girdiğimiz bir ameliyatta, LEAP ameliyatında nihai patolojik sonuç normal bile gelebilir. Onlar ayrı konular. Esas burada bizim konumuz rahim ağzını koruyarak ameliyat nasıl yapılır ve ne zaman yapılır idi. Özetle söylüyorum. Mutlaka ameliyat yapılması gerekiyorsa rahim ağzı kanseri öncüsü lezyon için ailesini tamamlamamış olanlar da gün içinde hemen hastanede 1-2 saat, hadi bilemediniz 6 saat kalınan lipkonizasyon işlemi yapılıyor. Ondan sonra hasta evine gidiyor, bir hafta sonra kontrole geliyor. O esnada patoloji sonucu da çıkmış oluyor ve rahim ağzında büyük oranda korumuş oluyoruz.